Komple en azından bir ay falan bir yasak getirilmesini istiyorum ben. Tedbirlere uyulduğundaki vakaları da görüyoruz. Şu an çarşıdayız ve hiçbir şekilde sosyal mesafe kuralına uyan yok maalesef. Yani vatandaşlarımızın genel olarak kurallara riayet etmedikleri belli. 1 Mart'ta vaka oranlarının 100 bin kişide 35'in altında olan şehirlerde kontrollü açılma bekleniyor. Fakat Kayseri'nin vaka oranı 74.08 olarak açıklandı. Bakalım Kayseri halkı vaka sayılarının düşmesi için ne yapılması gerektiğini düşünüyor. Kayseri'de kısıtlamaların kalkması için vaka sayılarının düşmesi gerekiyor. Sizce vaka sayılarının düşmesi için ne yapılmalı? İnsanların sosyal mesafeye daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani hijyene dikkat etmesi gerekiyor ki bu işin bir an önce toparlanması için yani. Yani yetkililerin, doktorların şeyini söylediği, yani sosyal mesafe, hijyen, insanlar kendini bildiği sürece sıkıntı yok yani. Tedbir, devletin tedbir alması gerekiyor. Hani bu şahıs olarak değil, toplu olarak tedbir alması gerekiyor. Ailecek yani, birey şahıs olarak değil, birey genel olarak tedbir alması gerekiyor. Ben bunu söylerim, başka bir şey demiyorum. Peki sizce ne tür tedbirler alınmalı? Ya evde kal güzel bir konum. Yalnız bunu devlet destekleyerek evde kalmamız gerekiyor. Ben onu söylerim yani. Vaka sayısının düşmesi için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için benim hastalara önerdiğim alkali su, yani İngiliz karbonatıyla alkali olacak şekilde suyu içmemizi. Bu alkali suyun içmesi bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bağışıklık sistemi güçlendiğimizde COVID'in de azalır. Önemli olan bağışıklık sistemini güçlendirmek. Vaka sayılarının düşmesi için şöyle bir durum var. Hafta sonu herkes eline bir evrak alıp gezmeyecek. Adam organizede işletmeci yanında çalışan 30 tane elemanla birer evrak çıkartıyor. 30 elemanda 3'er kişilik aileyle beraber 90 kişi. 100 tane işletme olduğunu düşünürsek burada kaç bin kişi yaptığını siz düşünün. Ben basın mensubuyum. Benim sokağa çıkma yasayla ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Hafta sonu ben sağlığımı korumak amacıyla hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyorum. Şimdi eline kimlik alan, eline bir evrak alan, eline bir durum alan herkes sokağa çıkmak istiyor. Ondan sonra önemli bir şey olmuş. Şimdi AVM'leri görüyorsunuz. Herkesin elinde bir çocuk. Yaşlılarımız evde durmuyor zaten. Dışarıda geziyorlar. Bunun için biraz daha tedbirli olmamız şart arkadaşlar. İnsanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor önce temizlik konusunda. Sonra mesafe konusunda. Çünkü bizim vatandaşlarımız pek fazla bu kurala uymuyor. Hala sıkı sıkılar. O yüzden mesafe, temizlik bu kadar. Sizce yeni tedbirler alınmalı mı? Ya şimdiki aldıkları tedbirler o kadar çok şey dinlenmiyor. O yüzden birkaç tane daha alınsa ama bu sefer kesin kurallarla alınmalar gerekiyor. O yüzden. Kurallara olduğu gibi harfiyle uyulmalı yani. Kişiler kendileri dikkat etmeli yani. Toplumun kamu kurumlarının olacağı, vereceği yasaklardan ziyade kişilerin kendileri dikkat etmeli bence. Harfiyle uymalı yani. Valla kurallara uymak gerekiyor yeğenim. Kurallara uymak gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen. Bu kurallara uymak gerekiyor. Elhamdülillah ben yakalanmadım. Vaka sayıları düşmesi için insanların maskeye dikkat etmesi lazım. Sosyal mesafeye dikkat etmesi. Temizliğe dikkat etmesi gerek. Mümkün olduğu kadar kalabalıktan uzak olmak, evde yine öylesine, çocuklara falan dikkat etmek lazım sonuçta. Başka bilmiyorum. Sizce yeni kısıtlamalar getirilmeli mi? Kısıtlamalar mı? Vallahi virüs artıyorsa getirilsin. Çünkü hasta sayısında artış var. Getirilmeli yani. Herkesin maskelerini takmalı, kurallara uymalı. Başka? Yani kurallara uyarlarsa vakalar düşer bence kızım. Sizce yeni tedbirler gelmeli mi? Tabii ki gelmeli. Bu hastalık bir an evvel gitmesi gerektiği için tabii ki gelmeli. Bu tedbirler neler derseniz gerçekten ben bilmiyorum ama büyüklerimiz biliyor. Uygulasalar da çok iyi olur. Tedbirler almamız gerekiyor tabii ama bence hafta sonları yasağı değil ama komple en azından bir ay falan bir yasak getirilmesini istiyorum ben. Yani bence bana göre. Ne yapılması gerekiyor? Halkımızın maske, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat etmediği takdirde zaten görüyorsunuz aşikar. Tedbirlere uyulduğundaki vakaları da görüyoruz. Zaten takip ediyoruz uzaktan. Yani bu şekilde devam edilmesi bence halkımız için faydalı bir şey.
olması gereken bu zaten. 1 Mart'tan itibaren belli başlı illerde yani ona göre değerlendirme yapılıp tekrardan açılma ya da yasakların kaldırılması gibi şeyde anayasada zaten görüşülüyor bununla ilgili. Ama hani yine de biz bu şekilde tedbirlere devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Tam anlamıyla bırakılmamalı diye düşünüyorum. Zaten paylaşılan koronavirüs haritası var, güncel bir harita. Haritada da görüldüğü gibi kırmızı noktalar zaten bayağı azalmış. Hani tedbirlere ne kadar çok dikkat edersek, ne kadar çok sosyal mesafeye uyarsak, yani hem sağlığımız için hem geleceğimiz için ilerleyen dönemlerde daha rahat ederiz diye düşünüyoruz. Kurallara uyulmadı. Yani tedbirlere uyulmalı. Şu an çarşıdayız ve hiçbir şekilde sosyal mesafe kuralına uyan yok maalesef. Mesafe sıfır. Ben bir eğitimciyim ve özellikle okulların açılması için bu kurallara uyulmasının gerektiğini düşünüyorum ama insanlar çok duyarsızlar maalesef. Yani vatandaşlarımızın genel olarak kurallara riayet etmedikleri belli. Genel olarak evden çıkmamaları gerekiyor ve saat akşam 9'dan sonra ve hafta sonu yasakları da aşikar. Kayseri'de bir dönem vakalar çok arttı. O dönemde de kurul kararları çok bir dikkate alınmadı. En önemlisi maske. Hani çıkmamaları gerekiyor evden. Başka da yapacak bir şey yok. Bu artık enfeksiyonun da bulaşmak için farklı kanallar oluşmaya başladı. Bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Bu süreci ya beraber atlatacağız ya da beraber hep beraber hasta olacağız. Bunun başka bir alternatifi yok.